Öncelikle tüm basın mensupları hoş geldiniz. Gaziantep için zor bir süreçten geçtik. Yüzyılın felaketini yaşamış olduk hep beraber. Bu süreçte basınla aramızdaki kopukluğu da bu vesileyle gidermiş oluyoruz. Gaziantep için zor günler inşallah geride kaldı. Bundan sonra daha dikkatli, daha halka, vatandaşa, bilenlere, bilim insanlarına güvenerek yapıların yapılacağı, insanlarımızın depremde toplu katliamlar gibi kaybedilmeyeceği, bu acıların, bu büyük acıların kişilerin nefisleri tarafından onlara sebep olmalarıyla can kayıplarının yaşanmayacağı bir Türkiye hayal ediyoruz. Çünkü depremin ilk günden bugüne kadar galiba siyasi partilerin içerisinde en çok İyi Parti sağdaydı. Biz bu sürecin tamamında gırtlağımıza kadar doluyuz. Öyle anlatılacak hikayeler var ki halen psikolojimiz düzelmedi. Depremin üçüncü günü başlayan ihalelerden mi başlasak? Yoksa kepçeyle kalkan canlı, cansız bedenlerden mi? O kadar utanacağımız, o kadar sıkılacağımız, o kadar ar edip ders alacağımız bir deprem sürecini atlattık. Hatta hakaret yedik, küfür yedik. Yani düşünün ki bir siyasi partinin genel başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı mikrofonu eline alıyor. Kendisini eleştirenlere, sözüm ona demokrat bir parti olduğunu iddia eden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı ağza alınmayacak hakaretlerden, küfürlerle vatandaşı, siyasileri küfür ettiler. Ya ben şunu bilirim. Biz önce Recep Bey'in cama bakarak konuştuğunu görürdük. Son zamanlar aynaya bakarak konuştuğunu görmeye başladık. Çünkü kötü söz her zaman sahibinindir. Bize özellikle deprem bölgesindeki 11 ile bu hikayeyi kimse anlatamaz. Çünkü biz bu depremi biz yaşadık, biz. Yani depremin ikinci günü Nurdağ'da trafiği Suriyeli çocukların yönettiğinden mi bahsedelim? En basitini söylüyorum. Yoksa çadır kentlere yapılmayan tuvaletlerden mi? Depremin 7. 8. günü. Yoksa STK'ların, İyi Parti'nin, sanayici iş adamlarımızın belediyenin sosyal tesislerine gönderdiği çorbalardan mı bahseder? Yani o kadar anlatılacak hikaye varken tekrar çıkıp haklılık pozisyonunda olması, kendi haklı pozisyonuna getiriyor olması, yani bu artık siyasi yüzsüzlük oluyor. Yani bunun üstüne söylenecek çok da kelime bulamıyorum. Siyaset çok farklı bir şey ama bir ülkenin devlet başkanının, bir siyasi partinin genel başkanının, işte yani güçler ayrılığı olayı dediğimiz olayın, parlamenter sistem olmalı dediğimiz sürecin tam açıklaması buradadır. Hem devlet başkanı hem siyasi parti genel başkanısınız. Mikrofonu elinize aldığınız zaman küfür ederken siyasi parti genel başkanısınız. Ama öbür tarafta açılış yaparken devlet başkanı. Kötü tarafında siyasi parti genel başkanı, övgü tarafında devlet başkanı. İşte böyle bir sistem gelir, böyle çarpılır. Bir tuvaleti yapılması için saraydan izin alan bir bürokrat kitlesi var. Vekil. Vallahi billahi tallahi AK Parti'nin vekilliğini, şu anki vekilliğini bana versinler almam. Gider
Ocaklar Mahallesi'nin muhtarlığını alırım. Hiç yoktan hizmet ediyorum ya, hizmet ediyorum. Ama işte parlamento böyle çökertilir. Bir milletvekilinin işini yaptırabilen kimse var mı? Yok, adamın hükmü yok ki. Tüm yetkiler elinden alınmış, maaşa bağlı. Meclise gidip gelen. Her bir iş yapılırsa Sayın Cumhurbaşkanımızın kontrolü... Ya bu Cumhurbaşkanı'nın kaç eli var, kaç ayağı var, kaç gözü, kaç beyni? İçişler Bakanlığı'na mikrofon veriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bilmem neyi de. Ötekine veriliyor Sayın Cumhurbaşkanımızın. Arkadaşlar Türkiye tıkandı. Gitin. Yani depremi yaşadık, gördük. Yaşıyoruz da. Bakın deprem daha yeni başlıyor. Çünkü depremin sancısıyla Türk milleti tutkundur. Birlik beraberlik içerisinde her zaman omuz omuza dayanır. Bu dayanışmacılığı gösterir. Ama belli bir süreden sonra bu biter. Hani o tır tır gelen malzemeler ne oldu? Yok şimdi. Şimdi bu insanların evi yıkıldı, iş yerleri yıkıldı, işleri gitti. Hangi müdahaleler başladı? Bakın artık Ankara'dan, İstanbul'dan, özellikle turizm merkezindeki depremzede kardeşlerimiz tekrar şehre dönmek zorunda kalıyor. Bunların iş imkanları için bir hazırlık yapıldı mı? Bas bas bağırıyoruz. Diyoruz ki bu adamlar geri gelecek. Antepli memleketinden ayrılamaz, başka memlekette yaşayamaz. Nereden biliyorsun? Kendinden biliyor. Hani diyoruz ya Kâkeri'nin üçü Antep'in için. Bizim başka bir coğrafyada, başka bir toprakta yaşama şansımız yok. Çünkü biz bu şehrin çocuklarıyız. Ekonomi berbat. Bir depremde ekonomide. İşte 6. ayda asgari ücrete zam yapacağım. Yani asgari ücrete zam yapmakla ekonomiyi düzelteceğinizi veya insanların nefes alacağını mı sanıyorsunuz? Siz kalktınız, X bir firmadan örnek verelim. Asgari ücrete zam yaptınız. Cuma günü yaptınız. Pazartesi o firma maliyet giderini yükseltecek ve tekrar bu halka yansıyacak. Değişen ne oldu? 1,5 liralık ekmeği 5 liraya alacaksın. Sen yaptığın zamla orantıyı da sağlayamıyorsun. Yani neresinden tutarsak tutalım Adalet ve Kalkınma Partisi maalesef elimizde kaldı. Yani lipe lipe dökülüyor. Şimdi yine kasetler patlamaya başladı. Ya Allah'ın takdiri ilahisi mi? Bir doğal afetle gelen tekrar doğal afetle gidiyor. Kasetlerle gelenler herhalde kasetlerle gidecek. Yine gündemde kasetler. Yine çok namlı arkadaşların isimleri ortada. Tabi Allah'ın da bir hesabı var. Allah'ın da bir hesabı var. Yani hiçbir tarih yazmıyor ki zalimin zulmü hep yaşadı. Ama ben 20 yıllık bir iktidar sonrasında iktidarı kaybedebilirim. Yalnız bu şekil, aciz bir şekilde. Başım yerde gitmeyi hiç istemezdim. Seçimler yapılır demokratik ortamda. Kazanan kaybedeni alkışlar. Kaybedenle beraber muhalefet hayatı başlar. Ama insanların onurlu bir görüş olması lazım. Şimdi soracağımız bir sürü hesap var. Keşke sadece yolsuzluklar olsaydı bu hesaplar. Yani kadın cinayetlerinin mi hesabını soracağız? Köylünün, çiftçinin mi hesabını soracağız? İş adamlarımızın mı? Faili meçhullerin mi? Hangisinin hesabını soracağız? Sinan Ateş'in mi? Yani düşünün iki tane çocuk ya. İki tane çocuk. Ne için? Kim için öldürüldü? Ne gençlerinizi? Nereyi kapattınız? Sinan Ateş'in ölmesi size ne kazandırdı? Oysa o bir vatan evladıydı. Oysa o bir candı. O babaydı. O bir eşti. Namuslu bir Türk evladı. Türk çocuğuydu. Ne geçti? Hiç. Alevleri ötekileştirdik. Sünnicilik oynadık ama seçim zamanı Alev derneklerinden çıkmaz oldu.
Yahudi'yi eleştirdik. En çok gemilerimiz oraya çalıştı. Hep ötekileştirme politikası, hep İslamcı gözüken sahtekar bir siyaset. Ya bu böyle bir şey olur mu? Ya her cuma hutbesinde İsrail, her hakaretin içerisinde İsrail, ama bakıyoruz maalesef evlatların gemicikleri hep İsrail'in yükünü taşıma anlaşmasını onlar almış. Neresinden de anlatayım? Yani sabaha kadar konuşsak ben bu çarpık düzeni anlatmayla bitiremem. Şimdi bu dakikadan sonra inşallah Mayıslar bizim diyoruz. 14 Mayıs bir demokrat olarak benim için çok şey ifade ediyor. Ama 15 Mayıs güneşin farklı bir güne doğacağını, Türkiye'nin üzerine aydınlık bir gelecekle doğacağını, işsizliğin en azından torpilli işsizliğin, o mülakat denilen saçmalığın bittiği bir Türkiye olacak. Hak edenin hak ettiği yerde olduğu, liyakatin esas olduğu bir Türkiye'ye uyanacak. Ve her şey, ama her şey çok güzel olacak. Buradan sonra artık Türk milletini omuz omuza verip, kenetlenip, kendi cumhurbaşkanlığı, kendi parlamentosunu kuracağı. Çünkü demokrasiler her zaman ışıktır. Demokrasi her zaman aydınlıktır. Cezaevlerinde düşünce suçuyla yatanlar vardı. Düşünerek ceza yatan insanlar üçüncü dünya ülkelerde. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en büyük icraatıdır. Türkiye'nin her yerine, her köşesine cezaevi yapmak. İnsanlar burada düşünmeye, düşündüğünü söylemeye korkar haldeler. Ama düşündüğünü söylemek istiyorsan seçim zamanı Adalet ve Kalkınma Partisi ile ittifak yapacaksın. Şimdi hani birazdan soru cevaba geçtiğimizde soracaksın. Ya bu altılı masanın gizli ayağı kim? En çok gelecek sorulardan biri. Ulan biz gene yoktur da varsa gizli yapmışız. Siz alenen Hüdapar'ı, Gafar Okan'ı şehit edenleri, insanları betona gömenleri, değil mi? Daha bir de elhamdülillah Müslümanız diyerek ittifakınızın içerisine aldınız. Ve ne acıdır ki bu ittifakın içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi de var. Ve ne acıdır ki bu ittifakın içerisinde Doğu Perinçek diye bir adam da var. Ve yine ne acıdır ki elhamdülillah Müslümanım diye ama her türlü ihaleyi, her türlü şiddetin içerisine ulaşmış insanlar da var. Burada çıkar nedir arkadaşlar? Hani hep bizim ittifakımız eleştiriliyor ya. Biz de soruyoruz şimdi. Bu çarpık ittifak ideolojik olarak hiçbir bağı olmayan, yaşantı anlamında hiçbir bağı olmayan, tek ortak noktaları var. Özgürlüklerin kısıtlanmış, hiç o ittifakta özgürlükler konuşulamaz. Biat, sus pus, iman etme. Yani o saydığımız ittifakın içerisinde özgürlüğü savunabilecek bir tane siyasi parti var mı? Yok. Hamdolsun ki Millet İttifakı özgürlüklerin, insan haklarının, kadın haklarının, hatta ve hatta hayvanların haklarının korunacağı bir ittifak. Ya kadın olmak bu ülkede ne kadar zor arkadaşlar. Yani gece 12'den sonra başımıza bir iş geldiğinde söylenecek olan o saatte ne iş yapar? Değil mi? Öldürüldüğünüzde gör ne halt işlemişler. Ama yaşamak bu kadar zor mu? Bir kadın için. Onun için daha aydınlık günlere, daha mutlu günlere
İnşallah hep beraber uyaracağımız bir 15 Mayıs diliyorum. Adaylarımız için gurur duyduğum 14 tane vatan evladı, İYİ Parti'nin yiğit cesur evlatları, İttifakımızın genelinde baktığımda hepsi pırıl pırıl, sadece İYİ Parti için değil, Gaziantep'teki ittifak partilerinin adaylarının hepsi alnı açık, yüzü ak, hesap veremeyeceği hiçbir işin içerisine girmemiş pırıl pırıl insanlardan oluşan adaylarımız var. İnşallah 15 Mayıs'ta hep beraber sizlerden ayrı kalan o günlerimizi de dolu dolu geçirerek yaşayacağımız bir Türkiye hayal ediyorum. Geldiğiniz için, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Soru cevap yapmak isteyen varsa sorularınızı alabilirim. Hoşçakalın.